Şimdi bu yıl odunların %100'ü Şırnak'tan geliyor. Daha önce odunları Aydın, Bursa, Çanakkale o taraflardan getiriyorduk. Mazot böyle bağlı olunca nakliyeler bağlı oldu. O yüzden odunun maliyeti yüksek olunca biz Şırnak'tan getirmeye başladık. Oradan daha uygun almaya başladık. Nakliye ucuz. Nakliye ucuz oldu mu maliyet de ucuz oluyor. Kesim onlar köylü devlet bunlara kesim emri veriyor. Kesim yapıyorlar. Tabii. Devlet yoluyla bunları kesim yapıyor. Getiriyorlar. Siter yapıyorlar. Ondan sonra getirip bize satıyorlar. Biz gidip oradan alıp getiriyoruz. Kamyonlara yükleyip getiriyoruz. Fiyatı yüksek, çok yükseldi mazot. O yüzden yani zaten biz şu an Şırnak'ta yani olmasaydı biz odunu 3-4 milyona satmamız lazımdı. Ama biz Şırnak'tan odunu getirdiğimiz için o yüzden 2 milyona odun satıyoruz biz. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden geliyor. Meşe olarak, bunlar meşedir. Yani genel olarak yani esnafın genelinde meşe bulunur. Şırnak, Siirt, onda Bitlis, Siirt bölgelerinden geliyor genellikle. Ama en ağırlıklı olarak Şırnak bölgesinden geliyor. Şırnak ve Siirt bölgesi. Bu yıl Doğu bölgesi askeri bölge önce de ilan ediyorlardı. Askeri operasyon olduğu için oradan gelmiyordu. Bir sıkıntı çekiyordu. İşte Çanakkale, Bursa, Tokat, Çorum bölgesinden geliyordu. Bu yıl işte askerin işte operasyon yaptığı için orada serbest bölge olduğu için bu yıl aşırı oralardan geliyor. Genelde Şırnak bölgesinden geliyor. Dağlarda işte bunun tahilleri var. Mesela oradan devlet tarafından orman işletmeden izin alan işçiler var orada. Orada işçiler kesim yapıyorlar. Kamyonlar işte dağlara çıkarıp işte yüklüyorlar. Yani genel olarak yani orman işletmesinin dahilinde oluyor. İşte oradan kesiyorlar, işte fatura kesiyorlar. Fatura kestikten sonra yola çıkıyor. Yani günde 10-15-20 kamyona yakın geliyor. Genelde kamyonlar dediğim gibi 25 ton 30 ton arasında değişiyor.